Efendim Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk İstanbul'da gerçekleştirilen 6. Uluslararası Müslüman Gençler Kültürel İşbirliği toplantısına katıldı. Konuşması öncesinde birbiri ardına patlak veren sözde devrimleri ve devrimlerdeki gençlerin etkisini TV5 mikrofonlarına açıkladı. İşte o röportaj. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk ile birlikteyiz. Dünyada gelişen süreci, devrimleri ve gençlerin devrime katkılarını Oğuzhan Bey ile görüşeceğiz. Sayın Asiltürk, dünyada özellikle son günlerde bir devrim furyası başlamış durumda. Birçok ülkede devrimlerin ayak izleri, ayak sesleri geliyor. Yeni yeni devrimler yapacak ülkeler ekleniyor. Bu son devrim halkasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar gerçekten de İslami halkların yapmış olduğu devrimler midir? Yoksa Amerika veya da İsrail'in parmağı olan devrimler midir? Önce şunu çok net olarak söylemek doğru olur. Bir şeyin devrim olması o hareketten sonra ulaşılan noktaya geldikten sonra söylenebilir. Şu anda yaşananlar bazı ülkelerde idarecilerin uzun yıllardan beri yaptıkları haksızlıklar ve zulüm karşısında toplulukların harekete geçmesidir. Bunlara hemen devrim denmesi için bunların neticesinde devrim niteliğinde bir takım neticelere ulaşması lazım. Şu anda başlangıç noktasında bu hareketler ne olduğunu ileride göreceğiz. Yalnız şu çok açık görülüyor ki uzun yıllar yapılan haksızlıklar, baskılar, zulümler toplumda bir birikimin oluşmasına sebep olmuş ve bir patlama noktasına gelmiş ve şimdi bunu görüyoruz. Yalnız burada çok önemli olan bir husus da şudur. Şimdi gençler tabii enerjileri, canlılıkları itibariyle bir harekete başlıyorlar. Ama bu hareketin aklı başında olgun, memleketlerinin meselesini bilen insanlar tarafından böyle kucaklanıp bir noktaya götürülmesi lazım. Bu olur mu olmaz mı işte dediğim gibi ileride görülecek. Bu hareketlere peşinen efendim Batı'nın oyunu yok şunun bunun şeyi diye tarih ile meydana geldi diye bakanlar yanılıyorlar tabii. Ancak bir konu var ki gerek Batı gerek Siyonizm böyle iyi niyetle masumane başlamış olan hareketleri de kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapar. Bunu bilirse bu hareketi yapanlar tedbirli olurlar. Sayın Atatürk, özellikle son devrimlerde Facebook, Twitter gibi ağlarda örgütlenen ve internet gibi sosyal medyayı çok iyi kullanan gençler devrimlerin öncü kişileriydi. Meydanlarda sizin de belirttiğiniz gibi tüm toplum olmasına rağmen gençler bir hareket motoru olarak yer aldılar. Devrimlerin gençlere ihtiyacı var mıdır? Bütün devrimler gençlerin hareketiyle mi başlar? Devrim olması için netice olması lazım. Neticenin devrim niteliğinde olması lazım. Şimdi neticene Libya'da netice Amerikalılar, Batılılar geldiler, petrole el koydular. Libya parçalandı. Silahlı çeşitli güçler, kabileler birbirine düşman hale geldi. Buna devrim derse bir insan çok büyük hata olur. Aynı şey Irak'ta. Devrim mevrim olmadı. Amerika geldi menfaati için birçok şeyleri yaptı. Irak'ı üçe böldü. Şimdi gidiyor. Allah yardım eder de korunurlarsa başka ama büyük ihtimalle giderken de toplumların birbirleriyle çatışmasına uygun bir ortam bırakarak gitti. Suriye'de henüz bir netice olmadı. Mısır en rahat durumda şartlarda orada da Tahrir Meydanı'nda tekrar kan dökülmeye başlandı. Yani öyle hemen başlar başlamaz efendim devrim yaptık şuna ulaştık böyle ettik denilmesi çok erken konuşmak olur. Bakalım ne olacak?
İnşallah iyiye gider. İnşallah Müslüman ülkeleri de bu hareketlerde yardımcı, yol gösterici olur, sahip olurlar da Batı'nın eline Libya'da olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi geçmez bu hareketler. Yaptığınız iş güzel, tamam. Zulme karşı direnişlerde enerjiye ihtiyaç var ve bu da gençlerde mevcut olan, ama aynı zamanda çok isabetli, doğru bir yolun da çizilmesine ihtiyaç var. Bu da tecrübeli insanların ancak yapabileceği iş ve hepsinin birden dikkat edeceği, bu konuya Batılıları karıştırmamaktır.